Herkese iyi akşamlar efendim. Ben Didem Arslanoğlu. Ekonomik Görünüm başlıyor. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Hakan Güldağ gazeteci yazar benimle birlikte. Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz. Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel de benimle. Can Bey hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçtiğimiz haftaların teması... Seçimlerden sonra ne olacaktı? Evet. Seçimler bitti, rafa kaldırdık. Hala şimdi ne olacak sorusunu konuşuyoruz. Aslında bir şeyler de şekillenmeye başlıyor zannediyorum ama henüz resmiyet kazanmadığı için örneğin ekonomi yönetiminde evet. kimler olacak vesaire gibi. Yine de konuşabiliriz üzerinden beklentileri, piyasanın tabii, algısını, tabii. neden ekonomi yönetiminde olacak insanların önemli olduğunu piyasa için. Bunları konuşabiliriz elbette. Bir de tabii piyasaların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından verdiği reaksiyonlar var. Gelen veriler var. Büyüme başta olmak üzere bugün. Evet. Bir yerden başlayalım. Can Bey isterseniz önce bir seçim sonrası bir toparlamayla başlayalım. Seçim sonrası toparlamayla ben şu tarafıyla isterseniz yani pazartesi sabahı oldu. Reel sektör bankalar, reel sektör banka ilişkileri ne noktada, nasıl bir gelişme var? İsterseniz biraz ondan tabii, bahsedeyim. Yani daha sıcağı sıcağına sonra diğer konulara da gireriz. Evet. Yani şöyle oldu, tabii esasında 28'inden evvel Cuma'yı alacak olursak, Cuma kapanışımız ayın 26'sı. Yani pazartesi günü 29'u da 26'sında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? Şu anda finansal piyasalarda fiyatlamaların hemen hemen çok nadir olarak yapıldığını görüyoruz. İşlemlerin aynı şekilde öyle yapıldığını görüyoruz. Herhangi bir kredi işleminin yani çok öncelerden bağlanmadıysa bu hafta içinde bir kredi işleminin olmadığını görüyoruz. Krediler, mevduatlar tarafında fiyatlamalarda yine belirsizliklerin olduğunu görüyoruz. Bir tek belki burada hani hareketliymiş gibi gözüken diyeceğim, miş gibi özellikle kullanıyorum. Döviz kurları tarafı var. Yani döviz kurlarının bugün gelmiş olduğu seviye de gerçekten seçim sonrasındaki gelişmelere bir reaksiyon mu? Tam bir reaksiyon halen değil esasında. Yani şu anlama geliyor. Böyle çok yoğun bir arz ve taleple yoğun bir likiditesi olan bir işlem hacmi şu anda gerçekleşmiyor. O nedenle biraz daha böyle gösterge kur diyebileceğimiz şekilde Merkez Bankası tarafında kur artışı var. Bankalarda özellikle yurt dışına transferlerde bu 3 gün boyunca çok ciddi yine bir durağanlık yaşadık. Yani en küçük miktarlar bile gönderilmesinde sıkıntılar oldu. Bankalarda haklı olarak fiyatlama yapamadıkları için döviz işlemleri çok fazla yapmıyorlar. Yani bu haftayı da büyük ölçüde böyle geçiriyoruz. Sizin ilk belki konuşmayı açarken söylediğiniz, yani niye bakanlar kurulu bekleniyor, niye ekonomi politikaları nasıl olacağı bekleniyor, işte bundan bekleniyor. Yani hem şirketler, hem bankalar, hem piyasalar tarafı buna göre artık fiyatlandırmalarını yapmaya başlayacaklar. Henüz o fiyatlandırmalar yok. Bu haftayı da böyle sakin şekilde geçiriyoruz demek mümkün. Kur tarafında %1'lerin üzerine çıkan değişimler var yukarı evet. yönlü olarak. Bu ne kadar sakin olarak adlandırılabilir onu bilmiyorum. Ama ben ne çok sakin bir ortamda diyorum. Daha bir sakin. Yani fırtınası başka olacak çünkü yani eğer olursa. Yani bu çok sakin. Yani hoca, Meltem rüzgarında diyeyim. Bilmiyorum Hakan. Öp başına koy diyor yani. Yani Meltem rüzgarıyla buraya geldik diyeyim. Peki. Şimdi, hocam herhalde biraz da şeyi kastediyor. Çünkü seçim sonrasında biraz o 14 Mayıs'la 28 Mayıs arasında yaşanan süreçte hem kurlar bir yukarıya çıktı evet. hem de piyasanın çok sıkıştığına dair çok fazla sinyal ortaya çıktı. Evet. İşte biliyorsunuz tebliğler, düzenlemeler peş peşe geldi. Buna rağmen bazıları geri alınmak durumunda kalındı filan. Böyle bir sıkışık durum. Kargaşa oldu, karmaşa hani oldu. Artık herhalde 28'inden sonra o sıraya kadar bu tutuldu. Ondan sonra herhalde biraz bırakmaları gerekecek gibi
ister istemez insanlarda bir, yani ekonominin aktörlerinde diyelim, insanlarda derken vatandaşta da bu beklenti vardı. Çünkü ben bazen rastlıyorum, işte sokakta bale arkadaşımız, bir başka güvenlik görevlisi arkadaşımız, hocam işte buralardan filan şeyler, ne olur sizce? İşte ben, ne var sizde diyorum, işte bu böyle bir şey var, ya boş ver kalsın diyorum, bir şey olmaz. Ama bir beklenti vardı, biraz da bu algı oluştu. Yani doğrusu yani ekonomistlerin birçoğu öyle bir patlama çatlama beklemiyordu ama genel olarak bir artış geleceğine dair bir şey vardı, bir beklenti vardı. Herhalde hocam da diyor ki o gelmedi, o yok yani şu anda, ama gelirse yani şu andaki meltem sayılır. Gelirse ne olacağını göreceğiz ama bir yandan da çok kontrollü de devam edebilir gibi de görünüyor. Yani neden bunu söylüyorum? Aslında geçen hafta da biraz değinmeye çalıştım. Bu yaz sezonu yani cari denge üzerinde bir takım olumlu gelişmelere ister istemez yol açacaktır diye düşünüyorum. Artı yani göründüğü kadarıyla bankalarla Merkez Bankası arasında yeniden bir temaslar ve dövizi rezervleri güçlendirecek şekilde talep etme yönünde bir takım adımlar da var. Bunun karşılığında da bazı regülasyonlarda rahatlatma yapma konusu var. Orada, oralarda da bir takım dengeler bulunmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Yani daha kontrollü gidilebilecek bütün bu Merkez Bankası'nın rezervindeki erimeye rağmen bir ortam da var. Bazen ben onu da rastlıyorum. Şimdi öyle bir konuşuyoruz, bazen öyle noktalara dikkat çekiyoruz ki, diyelim ki diyoruz ki faiz %44'e gelmiş. Doğru, %44'e gelmiş olan faiz de var. Var, evet. Ama bir yandan da şimdi genel olarak piyasada kaçtan yapılıyor diye bakınca orada rakamlar çok daha aşağıda. Ama bizim şimdi mesela ben bir ekonomi gazetecisi olarak tabii ki 44'e gelen faize dikkat çekmem lazım. Ama bu bazen de şöyle görülüyor. Ya sanki bütün faizler 44'e gelmiş. Hayır, öyle bir durum yok. Ya da bazen diyoruz ki krediler verilmiyor, bitmiş. Ya öyle değil. Yani kredilerin verildiği de bir süreç var. Şimdi rakamlara baktığınız zaman kredilerde bir büyüme de var. Banka kredi kartları üzerinde de bir takım büyümeler var. Zaten onun için işte bir takım aman orası da dövize gidiyor, burası da altına gidiyor diye tedbirler alınmaya çalışılıyor. Yani bir yanda bu var. Aslında belki belirsizliğin ve karmaşanın hala sürmesinin seçimler sonrasındaki temel nedeni çok farklı sinyallerin geldiği bir piyasayı yaşıyoruz. Evet. Bir yanıyla bankalarla konuşuyoruz. Özel bankalar diyor ki vallahi biz şu anda fiyat vermiyoruz, kredi de teklif etmiyoruz kimseye. Ama bir yandan bakıyorsunuz ya şu faturalarımın ödenmesi için kamu bankalarından kredi bulabiliyor muyum? Bulabiliyorum, biraz zorladığınız zaman, biraz ihtiyacınız varsa, hiç yok demek değil. Gerçi son dönemde hakikaten bir ciddi sıkışıklık oldu ama ben biraz lafı büyümeye de getiriyorum. Çünkü büyüme de mesela çok daha düşük bir beklenti vardı. Aynen ama öyle. Hatırlarsanız gene demiştik ki ya o kadar olmayabilir. Çünkü işin yarısı da krediler ve tabii kredilerde nominal de olsa bir artış da var, onu da görüyoruz. Yani böyle değişik sinyallerin geldiği, bir yandan ya bu döviz krizi, ödemeler dengesi tarafına bakıyorsunuz, çok ciddi sıkıntılar var. Yani Merkez Bankası'nın cephanesi iyice bitmiş görünüyor. Öbür taraftan ödenmesi gereken önemli rakamlar var. Ülkeye döviz girişinde sıkıntılar var. Oranın azaldığını görüyorsunuz. Aksine çıkışında da artış görüyorsunuz. Portföy yatırımları yurt dışına 3,5 milyar lira rekor kırdı, evet, filan. Yani öyle bakıyorsunuz. Ama öbür yandan da işte cari açık tarafında vesaire de biraz daha olumlu bir tarafa doğru da giriyoruz. İşte turizm etkisi olacak vesaire olacak gibi. Yani böyle belirsizlik, evet, devam ediyor. Onun için de belki hocamın dediği gibi şey noktası çok önemli. Yani insanlar niye burada isimleri Mehmet Şimşek oluyor mu, geliyor mu, gelmiyor mu? Niye bu kadar çok konuşuyoruz, niye bu kadar çok tartışıyoruz? Çünkü o bize bir sinyal verecek. Diyecek ki Mehmet Şimşek geliyorsa para politikasına biz muhtemelen
belki tam ortodoksi içinde değil ama bir şekilde geri dönmenin adımlarını yaşamaya başlayacağız diye düşünüyoruz. Yok gelmeyecekse bir başka şey yorumlayacağız. O belirsizlik isimlere de o anlamda bir belki haddinden fazla bir önem atfetmemizi de beraberinde getiriyor. İşin felsefesini zannediyorum değil mi hocam aslında? Tabii. Biraz sanki sembolize ediyor bazı isimler. Çünkü faiz sebep, enflasyon sonuç tezinden yola çıkılarak bir araya getirilen, üretilen bir ekonomi politikasından biraz daha geleneksel bir politikaya doğru kayış olması lazım bu isimler. Çünkü o politikalara daha yakın isimler diye de bir duruş var. Ama zannediyorum buradaki belirsizlik cumartesi günü kalkacak öyle gibi gözüküyor. Duruyor. Öyle diye şimdilik gözüküyor. Öyle. Evet. Can hocam müsaade ederseniz Fed'den 5 kitap da geldi. Ben de aslında arkadaşlarım iletti ve şöyle orijinaline hızlıca bir göz attım. Çok büyük değişiklikler olmadığını görüyoruz ama gelecekteki büyüme beklentilerinin biraz kötüleştiği ancak reel sektörde genel olarak da bir miktar daha iyileşme olduğuna, gözlemlendiğine dair bir not var. İstihdam önceki dönemlere kıyasla daha yavaş arttı ama istihdam piyasasının hala güçlü olduğu notu da dikkatimi çekiyor. Genel ekonomik aktivitede de 4 bölgede çok küçük yukarı yönlü hareketler tespit edilirken 6 bölgede herhangi bir ekonomik aktivitede değişiklik olmadığını görüyorum. 2 tanesinde de çok ufak da olsa aşağı yönlü bir seyir oluşmuş. Arkadaşlarım detayları son dakika olarak paylaşmayı sürdürecekler. Ama biz kendi sohbetimize dönelim. Bunu küresel piyasalarda da konuşmaya devam edeceğiz çünkü. Can Hocam, şimdi biraz büyüme tarafına da getirdi Hakan Bey zaten biraz önce sohbeti ama oraya da siz bağlamadan önce piyasada hem yatırımcılar, bireyler, hane halkı hem işletmeler, şirketler bir bekleyiş içerisinde. Çünkü ekonomik politikanın ne olacağını görmeleri gerekiyor. Doğru. Değil mi? Doğru. Şimdi biz ama bu arada bir takım haber akışları oluyor. Yeniden söylüyorum bir resmi haber akışı olmadığı müddetçe burada onun spekülasyonunu yapmayız biz. Evet. Ama buna duyduklarına yönelik pozisyon alan şirketler, bankalar vesaire olduğunu da gördüğümüz için akıllarda bazı sorular beliriyor. Mesela en önemli benim kafama takılan soru KKM'deki yol haritası ne olacak? Çünkü dolar var atıyorum ne yapalım ya da param var alalım mı Hakan Bey'e sordukları gibi bana da oluyor bazen işte KKM'ye değer mi hani artık girsek mi girmesek mi artık biter mi vesaire gibi sorular da gelmeye başladı. Evet. Ne yapılırsa sağlıklı bir geri çekilme, yavaş yavaş bir geri çekilme olabilir KKM tarafında. Yani KKM tarafıyla özellikle değerlendirmek gerekecek olursa burada kur korumalı mevduatın temel amacı Türk lirasının değerinin korunmasıydı. Ama Türk lirasının değerini korumak için böylesine yeni bir finansal enstrümana 120 milyar dolardan fazla bağlamış durumdayız. Ama görüyoruz ki Türk lirasında değer kaybını engellemek çok mümkün olmuyor. Yani Türk lirasının değeri çünkü düzenlemelerle ve benzeri unsurlarla eğer üzerine baskı kurar iseniz ne oluyor? Ya serbest piyasada farklı oluyor ya Türk lirasında ciddi bir değerlenme oluyor. Değer kaybı baskısı iyice artmaya başlıyor. Yani KKM'yi o anlamda bakacak olursak hani belki bugün için kurlarda sahada bir stabiliteyi seçim öncesi dönemine kadar belki bundan sağladık ama Türk lirasında da çok kuvvetli bir değer kaybı baskısını aynı zamanda yarattık. Şimdi nereye bağlanır burası? Yani şöyle düşünüyorum ben açıkçası buradan çok kolay bir ve hızlı bir çıkış olabileceğini çok düşünmüyorum. Yani bu buradaki para politikası, kur ve faiz seviyesinin birbirinden çok kopuk olması zaten KKM'yi doğurdu. Şimdi hem kurlarda bir artış, Türk lirasında bir değer kaybıyla Türk lirasında belki de gerçek değerine yavaş yavaş gelmesi gerektiğini görüyoruz. Ya buraya gelecek mi, gelmeyecek mi? Şimdi Hakan'ın biraz evvel söylediği daha kontrollü mü devam edilecek? Ya yani kişilerden bağımsız olarak burada gelecek yoksa
bugün olduğu gibi kurların reaksiyon vermesine karşısında çok da fazla müdahaleci olmayacak mıyız? Kur belki kendisini 23-24'lere taşıyacak. Yani burası KKM'lerden çıkış için çok önemli olacak. Eğer kurlar üzerinde bir baskı kurmaya çalışacak olur ise o zaman KKM'lerden dövize geçişi engellemek için faizleri arttırmak zorundayız mevduatlar tarafında. Mevduatlar tarafındaki faiz artışı eşittir kredi faiz artışı demektir. Burada bu denklemi nasıl sürdürebileceğiz? Halen mevduatlar serbest ama kredi faizleri üzerinde baskı kurarak %15-16'larda tutuyoruz. Şimdi büyümeyi oradan esasında bağlayacağımız en önemli konu hakikaten evet. Kredilerdeki çok büyük büyüme. Hı hı. Onun da arkasında bu çok sübvanse edilmiş kredi faizleri esasında. Ama tekrardan KKM'ye gelecek olursak yani çok kolay bir çıkış burada açıkçası gözükmüyor. Politikanın, yeni ekonomi politikasının temel ayaklarından bir tanesi KKM'den çıkış olarak ilan edilir mi? Onu da yerel seçimlere kadar olan dönemde çok beklemiyorum bu sene içinde açıkçası. Çünkü burada kurlar üzerine gelebilecek ilave baskıları, sıçrama olasılıklarını yönetebilmek için ben sanki KKM'ye devam edileceğini ve bu çerçevede faiz tarafında serbestliğiyle bir miktar daha mevduat faizlerinde artış ile yönetilebileceğini açıkçası düşünüyorum. Ama en önemli konu Merkez Bankası'nın faizi ve Merkez Bankası'nın faiz politikası. Evet. Ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı olacak. Yani çünkü kur ve Türk lirasının değerlenmesi veyahut da aşırı değerli hale gelmesi gibi konular hep faiz tarafını yanlış seviyede tutuyor olmaktan kaynaklanıyor. Yani ne kadar reel bir faiz politikasına geçeceğiz, geçecek miyiz? Yoksa biraz kurları bırakarak işte ihracatçıyı rahatlatalım ama faizleri yine %8,5'ta, banka kredilerini baskıyla 15'te tutmaya devam edelim. Ya mesela bu bir yöntem olabilir mi? Bir hibrit. Kısmen belki böyle bir politika bizi bekliyor yine yerel seçimlere hı hı, kadar. Hı. Çünkü yani burada yerel seçimler şu açıdan önemli oldu. Bir seçimi bıraktık, oh rahatlayamadık. Sayın Cumhurbaşkanı, 9 ay sonra bir yani tane Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalarda çünkü yerel yönetimlerdeki seçimlerde İstanbul'a, Ankara'ya çok önem atfetti. Yani sıra şimdi bunlarda deyince bunun arkasındaki ekonomi politikaları, asgari ücret artışından tutun da faizin yine reel olarak negatif tutulması, işte kurların biraz ihracatçıyı rahatlatılarak devam ettirilmesi gibi sanki bir politika bütünü olurmuş gibi hissediyorum şu anda. Evet, bunu da yine konuşalım ama büyümeye de bir geçiş tabii, yapalım tabii. Buradan. Çünkü beklentilerin üzerinde bir büyüme geldi. Hakan Bey de ifade etmişti, %4'lük bir büyüme gördük. Gerekçeleriyle ilgili ilk ipuçlarını konuklarım zaten paylaştılar. Burada özellikle hane halkı tüketiminin 10 puanlık bir katkısı olduğunu evet. gördük. En büyük katkı oradan geldi. Kamu harcamaları ben daha yüksek bir katkı beklerdim. 0.3 puan mıydı yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ama var gene yani bir katkısı. Yine var tabii. Ama biraz daha fazla olabilir diye evet. düşünürdüm ben seçim öncesi harcamalar evet. bakımından. Ya hem seçim öncesi hem de depreme yönelik evet, olarak deprem. Ciddi evet, harcamalar çok doğru. olmasına İkisi rağmen de. Büyüme ben de o anlamda bekliyordum. Hani depreme evet. o çünkü Şubat Mart'ta ciddi hesapta olmayan kamu harcamaları yapıldı ama onun kamu büyümesi tarafında yani kamu tüketiminin büyümesi tarafında katkısını çok hissedemedik. En azından rakamlara yansıdı. 0.7 puan evet. bu arada. Evet. Kamu harcamalarının evet, evet. katkısı. Evet. Yatırımların katkısı 1.2 puan olmuş. Dediğim gibi hane halkı tüketiminde 10 puan. Evet. İhracatın negatif bir katkısı evet, var. Evet, yani aynen öyle. Yani burada stok değişimi 6 puan aşağı çekmiş, evet. ihracat da 2.8 puan aşağı çekmiş. Yani sektörler olarak baktığımız zaman da sanayideki küçülme esasında yani burada özellikle Şubat ve Mart ayında depremin etkisinin en çok yaşandığı alan sanayide oldu. Sanayide hı-hı. çok kuvvetli bir üretim kaybı oldu. Orada da hizmetler sektörünün açığı kapattığı gözüküyor. Yani hem sanayide hem tarımda küçülme var ilk çeyrekte. Tarımda da bu anlamda bölge çok önemli. 11 ilin tarım üretiminde çok önemli bir yeri var. Orada da bir kayıp oldu. %3.8 küçülmüş evet, tarım tarafı. Makul evet. karşılarım. Yani bölgenin çok önemli bir tarım evet. üretimi alanı olması itibariyle. Depremin bu iki sektör üzerinde etkisini görüyoruz. Fakat bir hizmetler çok canlı.
Öbür tarafta özel tüketim çok canlı. Demek ki özel tüketimin hizmetler alanında çok kuvvetli bir harcaması olduğu gözüküyor en azından. Yani bu tablo içinde böyle değerlendirilebilir. Peki yaşadığımız deprem faciasının sonrasında bu veriler makul müdür? Yani bir sürpriz var mı? Evet, beklentilerin biraz üzerinde bir veri ama hani bunun dışında çok önemli bir sürpriz var mı? Seçim öncesi deprem var, zamlar geldi, ücret artışları, enflasyonla mücadele, enflasyonun etkilerini azaltabilmek için yapılan ücret artışlarıyla tetiklenen tüketici davranışı. Öne çekilen tüketim. Bundan sonraki çeyreğe ilişkin ne bırakıyor elimize? Yani eğer önemli kısmını geride bıraktıysak birinci çeyrekte, o zaman ikinci çeyrekte... İkinci çeyreğin de önemli kısmını geride bıraktık artık, değil mi? Bir Haziran kaldı geriye. Doğru. Ama hani çeyreklik bazda tamam, o zaman hani yılın ikinci yarısı için diyelim o halde. Evet. Bir 6 aylık dönem için nasıl ben bir büyüme? Ben sadece çok kısaca bir cümle söyleyeyim. Ya, Söz Hakan'da çünkü ama unutmadan ben ikinci çeyrekteki büyümenin birinci çeyrekten daha kuvvetli, yani daha yüksek geleceğini düşünüyorum. Ya 5'ler, 5.5'lar civarında bir büyüme gelir diye düşünüyorum. Neye İkinci dayanarak çeyrekli, bunu söylüyorsun? Çünkü çok ciddi bir seçim, işte orada seçim öncesi harcamalar, hem gerçek kişiler hem tüzel kişilerin seçim sonrasına hazırlık öne çektiği tüketim, yatırım, stok vesaire büyümeye çok pozitif katkıda bulunacak. Peki dolayısıyla hani Nisan onun Mayıs, içinde, evet. Mayıs onun içinde, evet. Onu çok hissettik. Siz Hakan Bey? Ya ben de belki 5.5 bilmiyorum olur mu olmaz mı, onu hocam daha iyi hesap etmiştir hiç kuşkusuz ama yine yüksekçe bir büyüme, belki bunu da aşan bir büyüme olma ihtimali de var. Gene çünkü kredilere baktığımızda ben bu krediler işini ekonomik ölçümlerden çok anlamadığım için hep bakıyorum, krediler böyle büyüyorsa bir şekilde %50'si buradan diyorum bir kere, yani büyümeye buradan. Sanayi tarafında da böyle çok sert bir şey görmedik değil mi? Yani baktığımız zaman ya piyasaya da bakınca sokakta şimdi bir gene dostumuzla sohbet ediyordum Antalya'da, dedim nasıl gidiyor orada işler? Vallahi dedi burada tadilat yaptıracağım evde dedi, usta bulamıyorum dedi, herkesin işi var dedi. Beyaz eşyacıya gidiyorum, beyaz eşyacı da satıyor dedi. Beyaz eşyada ihracat tarafında sıkıntı var ama iç talepte öyle kuvvetli bir sıkıntı görünmüyor. Yani bunun bir kısmı hocamın dediği gibi bence de işte ya nasıl olsa enflasyon var, alabiliyorsak alayım, yapabiliyorsam yapayım noktası var. Evet. Ama öte yandan da bir işte biraz önce sizin ifade ettiğiniz ya işte asgari ücrete zam, emekliye zam, bir de gelecekte de bunlar var. Şimdi memur şöyle bakıyor, vallahi en düşük memur maaşı 22 bin lira arkadaş, dur bakalım o kadar kesenin ağzını da böyle çok da sıkmaya, boğmaya, çocukları da bunaltmaya gerek yok diyor. Yani evet, bunu böyle bir o belki senenin 2022'nin sonuna doğru olan o müthiş hayat pahalılığı etkisi ve işte %80'lere çıkan enflasyonun etkisi şimdi yavaş yavaş bir hem bir alışma süreci hem de bu desteklerle bir şey yaptı. Yani orada da bir hafifleme var. Bunu da dikkate almak lazım. Biz belki bu tarafını da biraz önce söylediğime bir belki öz eleştiri gibi de kabul edilebilir. Hep bir tarafları biz yani geçim tarafını çok vurguluyoruz. Yani geçim sıkıntısı var mı? Kesinlikle var. İşte Türk İş'in yoksulluk sınırı gene 33 binlere geldi. Doğru. Açlık sınırı gene 10 bin liranın üzerinde geldi. Hani buralarda bir değişiklik yok, artmaya da devam ediyor. Yani evet, geçim sıkıntısı yoktur demek mümkün değil. Niye yapıyorsunuz ama, bu öz eleştiriyi, bu veriler? Şundan dolayı bazı yani mesela bir takım canlılıkları da bazen fazla söylemiyoruz. Ya da mesela o büyümeyi getiren faktörlerin neler olabileceğini şimdi mesela ikinci yarı dediniz ya. Hı hı. Bir yandan şimdi bu deprem harcamaları artacak mı?
artacak. Tabii. İnşaatlar hızlanacak mı o tarafta? Tabii. Hızlanacak. Bunların büyümeye bir etkisi olacak. Belki genel refaha çok etkisi olmayacak ama ben bakıyorum gayri safi yurt içi hasılada şimdi bir ara çok ciddi şekilde düştüğünü gördüğümüz iş gücünün gayri safi yurt içi hasıladan aldığı pay artmaya başlamış. Şimdi tekrar artıyor. Nereden kaynaklanıyor? Ücret artışlarından kaynaklanıyor. Yani dengeli bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Bazen şeylere öyle bir nokta yani sıkıntılara öyle fazla odaklıyoruz ki kendimizi ya bazı diyelim ki ekonomiyi pozitif gelişmeleri pozitif evet. demeyeyim çok evet. pozitif olup Doğru. olmadığını bilmiyorum çünkü tüketimle büyümek belki çok da pozitif bir şey değil yani. Evet. Yani baktığınız zaman ama yani bu verilerin de olduğunu onun için mesela ısrarla diyorum ki ya cari açık tarafında aynen gitmeyecek. Yani ilk 3 ayı 4 ayı aldığınız zaman bu önümüzdeki 4 ayda da aynen bu şekilde biz evet. 25 milyar dolar açık vereceğiz demek yanlış olur. Düşecek. İthalatta da mesela o kadar evet ihracat değer bazında %3 düştü. İthalat %7.4 arttı. Bu sıkıntılı bir durum. Ama şimdi orada da bir yavaşlama olacak ister istemez. Ama bizim mühim olan tabii ihracattaki hem büyümeye yansımış olan negatif etkiyi 2.8'de değil mi hocam? Evet. 2.8'lik bir negatif Doğru. etki var. Aynen şeydeki olduğu gibi yani 3'e çıktı o aslında. İhracat değer artışına baktığınız zaman değer artışı yok. -3 orada değer kaybı var ihracatta Hı-hı. baktığınız zaman. Şimdi mesela oraya mutlaka bir takım tedbirlere ihtiyaç var. Ama belki bu kurlarla ilgili yavaş yavaş yukarıya çıkış ihracatta tekrar hafif hafif bir toparlanmayı da beraberinde getirebilir. Dış piyasalarda biraz daha elimizi güçlendirebilir. Yani bunları da bakmak lazım. Kesinlikle polyanacılık yapmak, toz pembe falan hiç öyle bir durum yok. Sıkıntılar aynen devam ediyor. Finansmana erişim problemleri aynen devam ediyor. Ama finansmana erişim problemi var deyince hiç kredi verilmiyor diye anlıyorsak o da yanlış. Çünkü rakamlar bizi... Rakamlar var orada yani Tabii. sağlam rakamlar var ve kredinin verildiğini görüyoruz KOBİ'lere. Belki mesela büyüklere hakikaten kredi bulmakta büyükler KOBİ'lere göre çok daha büyük sıkıntı içerisindeler. Ama onlar da kendine göre bir takım yollar buluyorlar. Bu sefer KOBİ gidiyor ya da bayisi diyelim mesela büyük bir beyaz eşyacının bayisi gidiyor ondan malı peşin alıyor. Krediyi alıyor peşin malı alıyor. İş gene yani bir para dönüşü bir gene sağlanıyor. Bir şekilde yine döndürüyor dükkanın. Yani Türkiye'de de evet. yani kabul edelim ki yani bu ekonomi gerçekten müthiş dirençli bir ekonomi. Müthiş kendine kapılar açabilen bir ekonomi. Belki kayıt dışılığın kendisi de hiç övmek anlamında söylemiyorum ama böyle zamanlarda biraz arttığını da görüyoruz. Mesela kayıt dışılık artıyor. Bu hiç pozitif bir gelişme değil. Ama bir yandan da İşlerin yürümesiyle ilgili, çarkların dönmesiyle ilgili bazı şeyleri oluyor bunun, destekleri oluyor. Yani böyle hakikaten kavraması da, anlatması da güç bir dönemi yaşıyoruz. Fakat sürdürülemezlikler konusunda yine çok temel bir takım konular var. Ve mesela bana göre eğer bir cümle kurmamamsa kurayım hemen. Bana göre bankaların önümüzdeki süreçte karlarının çok çok düştüğünü göreceğimiz bir sürece de doğru gidiyoruz. Bunu konuşuyoruz evet, evet sıkça gündeme gelen bir başlık. Ne kadar tabii azalacak o karlılık ne olacak onu da takip edeceğiz. Bir kısa reklam arasına gidelim mi? Hadi dönüşte ekonomik görünüm kaldığı yerden devam edecek. Ekonomik görünüm devam ediyor. Hakan Güldağ ve Doktor Can Fuat Gürlesel'le birlikteyiz. Büyümek konuşuyoruz. Bu arada sizlerden gelen tweetler de var. Müsaadenizle
Bora Bey demiş ki, umarım piyasalar Mehmet Şimşek ile birlikte ve olumlu açıklanacak kararlar ile tünelin ucundaki ışığı görebilir. İyi yayınlar diyor. Tabii o tünelin ucundaki ışık metaforu her yöne de çekilebilir. Biz güzel bir aydınlık olmasını temenni ediyoruz kesinlikle. Onu kastediyor herhalde. Yani çok büyük üzerimize ihtimalle gelen Bora treni Bey... değil. Yok yok değil. O benim aklıma geldi o tren. Can Bey, büyüme tarafıyla evet. ilgili yılın ikinci yarısına yönelik o zaman ne beklersiniz? Nasıl büyümeliyiz evet. aslında? Neyle, doğru. hangi dinamiklerle yani büyümeliyiz artık? Şimdi şöyle bakalım. 2021 yılında Türkiye çok sağlıklı büyüdü. Nasıl büyüdü? Çok kuvvetli bir pandemi sonrası Türkiye'ye ilave bir tedarik talebi geldi. Hı hı. Çok kuvvetli bir ihracat artışı oldu. Bu ihracat artışını tetiklediği sanayi üretimi artışı ve özel sektör yatırımları oldu. Ve bizim böyle çok uzun yıllardır hep arzu ettiğimiz, işte net ihracatın pozitif katkı verdiği, yatırımların, kapasitelerin arttığı bir büyüme yaşadık. 21 yılının 2020 söyle Hakan. Şey, yok sadece şey söylüyorum. Türkiye yatırımda, makine teçhizat yatırımında artış hızında rekor kırdı. Dünya bir yıl rekoru oldu. Kırdı. Evet, 2021 yılında. Aynen yani çok sağlıklı bir büyüme oldu. Finansman kaynakları da hem yatırıma hem de ihracatın finansmanı hem sanayinin üretimine aktı. Orada sağlıklı bir büyüme yaşadık. Ben de bir araya girmek istiyorum. Tabii tabii buyurun. Buyurun. Herkes bölüyor Can Bey ama. Yok estağfurullah. Yok yok estağfurullah. Büyümeyle ilgili geçen sene de %5 ile biz G20'de Suudi Arabistan ve Hindistan'dan evet. sonra en çok büyüyen olduk. Büyüdük. Değil mi? Fakat ama farklı büyüdük. Ama farklı büyüdük. Evet. Şimdi oraya geliyorum çünkü yani bunları şunun için hatırlatıyorum, bundan sonrasına nasıl gelelim diyor. Ondan sonra 2021'in sonunda bir yeni ekonomi modeline geçtik. Dedik ki faizleri indireceğiz. Bununla birlikte yatırımları ve üretimi arttıracağız. Hı hı. Üretimin artışıyla birlikte Türkiye dış ticaret fazlası verecek. Dış ticaret fazlası vererek burada Türk lirasına bir istikrar kazandıracağız. Bu da enflasyonu düşürecek. Büyüme modelini böyle kurguladık. Şimdi 2022 yılında evet yani rakamsal olarak bir büyüme oldu ama bu modelin kurgusunun hedeflediği şekilde bir büyüme olmadı. Bu yılın ilk çeyreğinde de aynı şekilde olmadı. Yani yeni modelin söylediği bu faiz indiriminin yatırımları ve üretimi tetikleyerek dış ticaret fazlası verelim. Böylece ne TL'ye istikrar kazandıralım, enflasyonu düşürelim olmuyor. Bu büyüme modeliyle olmuyor. Yani bir kere burada bu büyüme modelinin faiz ayağını özellikle değiştirmek lazım. Niye? Çünkü iktisatta şöyle. Faizi arttırırsınız veya indirirseniz bunun üretimi tetiklemesi 3 ila 12 ay arasında olur. Ama tüketimi tetiklemesi yarı sabah olur. Yani bu çok önemli bir fark. Doğru. Bizim ekonomi yönetimimiz bu yeni modelde faizin tüketim tarafı üzerindeki etkisini göz ardı ediyor. Yani biz daha üretimi arttırmaya başlamadan tüketimde müthiş bir artış. Niye özel tüketim harcamaları 5 çeyrektir neredeyse ortalama %20'nin üzerinde arttı? Çünkü negatif bir faiz politikası uyguluyoruz. Bu da eşittir. Üretim mi tetiklemiyor, tam tersine gidiyor. Kur politikasında yanlış tasarladığımız ve uyguladığımız için ithalat ile yani yabancıların üretimiyle tüketimi karşılar hale geliyoruz. İşte hem geçen sene hem bu senenin ilk çeyreğinde o nedenle net ihracatın da katkısı negatife dönmüş durumda. Yani bu nedenle burada büyüme modelinin arkasındaki para politikasının faiz ve kuru, büyüme modelinin ihracatın desteklediği sanayi ve onun tetiklediği yatırım harcamalarına dönüştürecek bir yapıya tekrardan geri gelmemiz gerekiyor. Bugünkü faiz nominal, reel, negatif bu kadar faiz politikası devam ederse bunun sonu tüketimdeki çok ciddi artışla tempo böyle devam eder. Evet. Yani Hakan'a şu bölümünde katılıyorum, cari işlemler evet yazın biraz turizm harcaması vesaire falan ama yani hem bir yandan kredi büyümesi yeniden başlar işte yerel seçimler vesaire var. Hem de faizleri bu kadar düşük tutmaya devam ederek verecek olursak yine bir sadece özel tüketimle
tüketimin borçlanarak finanse edildiği bir şekilde. Ve onun da bizim üretim artışımız sanayi büyümesiyle değil, ithalatla, böylesine kurlarla devam edeceği bir büyüme olur. O nedenle bizim ekonomi politikası derken, yani sadece para ve kur politikası değil, bu büyüme modeli tarafının da nasıl kurgulanacağı çok çok önemli. Özellikle iş dünyası, sanayi burada çünkü çok kendisine şöyle bir yön çiziyor. Yani 2021'de herkes ihracata yöneldi. Çok kuvvetli bir talep geldi. Kapasitesini bunun için kurdu. Bugün ne durumdayız biliyor musunuz? Yapılan yeni yatırımlarla ortaya çıkan ilave kapasiteler ihracattaki miktar bazındaki yavaşlama ve düşüş nedeniyle atıl kaldı. Şimdi herkes içeride bunu değerlendirmeye çalışıyor. Yani daha dün dahi yani konuşuyoruz. İş dünyası biraz iç piyasaya ağırlık verelim. Bakalım ihracattan biraz buraya dönelim. Bu çok sürdürülebilir bir büyüme modeli değil. Onun için kur ve faiz. Peki. Şimdi ihracatçının biraz daha iç piyasaya dönme eğilimi sadece içerideki konjonktürden mi kaynaklı, yoksa yurt dışındaki pazarlar ve oradaki görünüm de burada etkili kurdan oluyor mu? Döviz kuru. Yani döviz kuru. Çok özlerim Hakan. Yani hocam, ne demek? Şöyle yani bakın, dışarıdan siparişte çok da fazla bir düşüş yok. Evet, çok önemli yavaşlama var ama siparişler geliyor. Fakat bugünkü kur seviyesiyle bunu alamıyorlar. Rekabetçi dış piyasada rekabet edemediği için içeriye dönmek zorunda kalıyor. Peki Hakan Bey, sizin sahadan edindiğiniz izlenimleri de yine isterseniz biraz konuşarak devam edelim. Evet. Özellikle de evet, bir ekonomi politikasının netleşmesini bekliyor şu an reel sektör doğal olarak, ama bununla birlikte mutlaka şey vardır ya hep, işte şu olursa A planımız bu, şu olursa B planımız da bu şeklinde. Var mı efendim sahadan? Daha geleneksel politikalara dönülürse biraz daha yatırıma, üretime, dolayısıyla istihdama da aslında katkıda bulunabilecek bir güzergah çizme, yoksa hala bir miktar tedirginlik ve bekleyiş mi var yatırımlar konusunda? Yani ikincisi, yani tedirgin ve bekleyiş meselesi. Şimdi bir de yatırımlarla ilgili hemen onu söyleyeyim. Aslında bir sermaye, yatırım sermayesi hiç bulunmadı değil. Onlar da biraz bulundu. Ama birçoğu bunların, hatta buralarda konuştuk biliyorsunuz, ya naylonunu bile açmadı, orada makinesi durdu. Hmm. Çünkü mesela işletme sermayesini yeterince bulamayan, şimdi yatırım aynı zamanda yeni harcama demek. Eğer onunla ilgili finansmanı sağlayamıyorsanız, o zaman sizin o yatırımı hayata geçirmeniz apayrı kara deliklere yol açabilir. Veya şimdi, öz sermayeye dokunmak zorundasınız ki onu da çok konuştuk. Hiç kimsenin tercih ettiği bir şey değil. Değil. Elbette. Zaten yani bankalar dışında da öyle öz kaynaklarla çok da yok. Yani biraz Anadolu'nun bazı kesimleri, iş dünyası buna yani öz kaynaklarıyla hareket eder. Yani mesela kredi bile almayı tercih etmeyen kesimler var. Hatırlıyorum çünkü konuşuyorduk, aynen, paylaşıyordunuz. Aynen. Tabii. Var. Ama şöyle diyelim, o da bir, yani mesela diyelim ki yatırım yaptınız, işçi çalıştıracaksınız, bakıyorsunuz ya sizin işte ihracatçıyım değil mi? %45-50 diyelim hatta, bir senelik dolardaki ya da kurlardaki artış. Ama maliyetlere bakıyorsunuz, işçilik maliyetlerine gelmiş %100 artış var. Üstelik bunun üstüne çıkacağını da çok net olarak görüyorsunuz. Çünkü seçimde verilmiş sözler var, vaatler var. Şimdi bir dakika diyorsunuz, ben bu işçilik maliyetlerini karşılayabilecek miyim? Artı gene paraya ihtiyacınız var. Müşteri bulacaksınız, pazarlama yapacaksınız değil mi? O makineyi çalıştıracaksınız. Üretimi arttırdınız ama onu kime satacaksınız? Satmak için yeni müşteriler bulmak lazım. Yani şu anda da doğrusu herkes böyle kucağını açmış, hadi Türk malları gelsin, ne güzel, ucuz ucuz diyebilecekleri bir durum yok. Bakıyorsunuz Uzak Doğu'yu tercih ediyor birçok alanda. Çünkü hala Uzak Doğu daha ucuz bize göre. Ve bu navlunun düşmesiyle beraber o avantajlarda bazı kayıplar oldu Türkiye açısından. Ve o dezavantajı hala sürüyor. Yani kurlar bakımından. Son dönemdeki artışları, işte %2,5, %2,5, %3 arttı diyoruz ama onu görüyoruz. Yani bu
çok kısa süredeki o %1'lik artış. Aslında 14 Mayıs'tan bu tarafa bakarsak %3'lük bir artış var. Hatta 3'ün biraz üzerinde bir artış var. Ama yine de yetmiyor. Şimdi yatırım tarafında onun için böyle çok cesaretliler diyemeyeceğim. Öbür tarafta da şöyle bir durum var. Şimdi bu faizler yükselirse Mehmet Şimşek'in gelmesi mesela birçok insan için de aynı zamanda şu demek. Ortodoks politikalar dönecek. Ortodoks politika ne? Faizi bir yükseltiriz. Şimdi evet. Bunun olmayacağını da anlatan çok şey var ki bana göre de öyle olmayacak. Çünkü birdenbire öyle bir faiz artışı şu anda ekonomiyi neredeyse bir ani duruşun kapısına getirir. Gerçekten kibrit böyle, bir şey mi bekliyorsunuz? Kibrit bir şey bekliyorum. Mesela şimdi diyoruz ki enflasyon kötü mü? Kötü. Kimse enflasyon iyi bir şey diyemez. Ama düşük faiz politikasıyla birlikte enflasyon sizin istediğiniz borcu ödettirir size. Komada olsanız gene borcunuzu ödeyebilir halde olursunuz. Çünkü çok düşük. Mesela diyelim ki EYT. EYT'den o beklediğimiz müthiş bombalar çıkmadı. En çok EYT problemini yaşayan ve bunu söyleyenler büyük firmalar. KOBİ'ler bunu daha sanki rahat halletmiş gibi görünüyor. Neden? Gittiğinizde kamu bankalarına vesaire EYT kredisi ver. Veriyor. 12 ile veriyor. 11 ile veriyor. Şimdi siz nereden böyle bir kaynak bulacaksınız? Evet. Ya da faturamı getiriyorum ben size. Yani getirmemin bile gerek yok. Veriyor, sen faturalarını buradan öde diyor. Siz onu yapıyorsanız çok güzel size bir kaynak. Kesinlikle enflasyonun çok çok altında bir şey var. Kredi faizi var. Ama bu sürdürülebilir miydi? Sürdürülemez bir şey. Sürdürülemeyecek. Yapmayacaklar, olmayacak. Yani böyle bir şeyi artık emirle demirle de yapılabilecek bir şey değil bu. Orada ben ikinci yarıda banka kredilerinde bir daralma, bir en azından bu hızından daha bir yavaşlama göreceğimizi düşünüyorum. Belki yine işte eğer bir takım düzenlemeler yapılabilirse konut vesaire filan gibi konularda bir takım adımlar atılır. Ama yani tüketim harcamalarında zaten şu anda gelmiş olan fren öyle çok kolay da kalkabilecek gibi görünmüyor açıkçası. Şunu merak onun ediyorum. Onun için büyümeye de bazı negatif etkileri olacak onun ister istemez. Peki. Müsaade ederseniz bir iki dakikalık daha reklamım var. Oraya gidelim hemen. Dönüşte toparlayalım sohbetimizi. Bizden ayrılmayın. Ekonomik görünüm devam ediyor. Doktor Can Fuat Gülesel ve Hakan Gülday ile sohbet ediyoruz. Malumunuz sizlerden gelen güzel yorumlar için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ekonomik görünüm hepinize çok selamları var izleyicilerimizin. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi geride kaldı. Bu önemli bir belirsizliğin ortadan kalkması demek bu cepte. Yerel seçimlere de 9 ay var. Çok konuşulan bir şey. Biraz da piyasaların yönünü tayin edebilmek için hissiyatınızı merak ediyorum açıkçası. Bu 9 aylık dönemin ilk 4-5 aylık döneminde mi daha sert belki? Biraz daha yani daha sert derken daha sıkılaştırılmış bir politika seti görüp seçimlere yaklaşırken mi biraz daha yine genişlemeciye dönmek beklenebilir? Yoksa çok da artık bunu düşünecek yerimiz, alanımız yok. Bir politika setiyle başlayıp bu seneyi kurtarmaya çalışmalı mıyız diye yaklaşacaklardır sizce. Can Bey ne dersiniz? Ben şöyle düşünüyorum. Yerel seçime kadar olan sürenin içinde hiç bir ilk 6 ay, ikinci 3 ay vesaire falan bölme olmaksızın ben yerel seçime kadar ekonomideki iç talebi canlı tutmaya ve hane halklarının refahını da enflasyon karşısında korumaya yönelik genişletici politikaların devam edeceğini düşünüyorum. Burası hane halklar tarafı, hane halkları tarafı, seçmenler tarafı. Tamam. Burada böyle bir genişlemeci yaklaşım olacaktır diye düşünüyorum. İkincisi,
Faizlerde özellikle Merkez Bankası vesaire tarafında bir artış beklemiyorum. Kurlarda da çok kuvvetli bir artış değil. İşte böylesine bir kademeli bir reaksiyona, Meltem esintisini daha fazla bir fırtınaya dönüştürmeden götürebilecek yeni düzenlemeler. Hem gerçek hem tüzel kişilerin dövizli işlemlerine, hem şirketlerin kredi kullanımlarına vesaireye bekliyorum açıkçası. Ben burada bir sıkılaşma ve bir politika değişiminde, yani ortodoks politikalara böyle köklü bir dönüşüm vesaire beklentisi içinde değilim. Hatta hibrit bir geçiş bile yerel seçimler nedeniyle çok açıkçası beklemiyorum. Burada en fazla sıkıştırılacak iki alan bir şirketler ve şirketlerin yine ihracat gelirleri, döviz gelirleri, dövizli işlemleri vesaire olacak. İkincisi de bankalar için bilemiyorum. Yani Hakan'ın biraz evvel söylediği, evet Merkez Bankası ile bazı görüşmeler var, bazı kuralları esnetelim vesaire yaklaşımları var. Ama yani orada ne kadar bir esneme olabilir onu da çok göremiyorum. Ben yani regülasyonlardan geri adımdan ziyade ben daha yeni regülasyonlar ben öyle mı bekliyorsunuz? Ben öyle bekliyorum. Yerel seçimler olmasaydı farklı olabilirdi. Yerel seçimlere yönelik yapılan Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı iddialı açıklamalar onu çok öne aldı çünkü. Hı hı. Önceliği haline getirdi. O nedenle yani o hedefe yönelik bir ekonomi tasarımı 9 aylık olur diye düşünüyorum. Ondan sonrası farklılaşabilir belki. Yani düşündüğümüz o politika dönüşümü belki ondan sonra gelebilir diye tahmin ediyorum şu anda. Hakan Bey, peki eğer durum böyle olursa siz bir hani ekonomi gazetesi yazarı olarak, hı hı, seçim, yerel seçimlere kadar aynen devam ederse bunun sürdürülebilir olup olmaması konusunda ne tür tehlikeler bizi bekliyor olabilir? Nerelere bakıyor olmamız lazım? Dövize. Dövize bakacağız gene. Evet. Şu anda yani bütün piyasayı da, ekonomi yönetiminin kararlarını da kesinlikle döviz şekillendiriyor. Dövizin, peki, varlığı, yokluğu. Dövizi kontrol altında tutmak için de kaynak gerekiyor. Eğer kaynak dediğiniz gerekiyor, gibi olursa nasıl? İki tane yol var. Nasıl? Ya dışarıdaki kanalları açacaklar bir şekilde Türkiye'ye. O sadece Katar'dan, Suudi Arabistan'dan gelen swap ya da parkeden mevduatın dışında zaten o da çok sürdürülebilir bir şey değil. Onu bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Yani bize bir takım kanallar lazım. İhracat da tek başına yeterli değil burada. Yani ihracatçıya verelim kuru, getirsin parayı. Zaten bizim şu anda kapasite kullanım oranımız kaç? %75, değil mi? Evet. Yani bunu tamamını, %100'ünü, ki böyle bir şey mümkün değil. İhracat ne kadar artar? Evet. Olur 300 milyar dolar. Yani en şeyiyle. Hı hı. O da yani orada ya kanallar açılacak ya hocamın dediği gibi, o öyle söylemedi ama ben mantıki sonucuna doğru götüreyim. Daha içe kapalı ve sermaye kontrollerinin arttığı bir süreci yaşayacağız. Evet. Ya o ya o. Yani bunun bence farklı bir, evet hibrit diyoruz. Yani şu da eğer mesela koşullar el verirse, hani kurların daha kontrollü bir şekilde yukarıya doğru baskı, yani üzerindeki baskının daha kontrollü bir şekilde hafifletildiği, hı hı, enflasyonun yüksek kaldığı ama büyümenin de belki işte seçime kadar özellikle yavaşlamakla birlikte yavaşlamanın da sınırlı olduğu, evet, bir süreci yaşayacağız, bir ortamı yaşayacağız. Bence hedeflenen konu bu şu anda. Çerçevesinin çok net çizilmesi gereken bir şeyden bahsediyorsunuz yani ama tarif. Yani büyüme devam edecek ama daha az olacak ama kuru da tutacağız, enflasyonu da biraz yapacağız. Evet. Evet. Hane halklarını rahatlatacağız, büyümeyi de çok yavaş yapacağız. İhracatçıyı destekleyeceğiz. Biraz, yani çok zor bir politika bütünü ne ihtiyaç olur? Evet. Hani sürdürülebilir mi diye Hakan'a sordunuz. Çok doğru bir soru esas. Hani ben o kadar beklentilerimi söyledim ama bu böyle sürdürülebilir mi? Çok sürdürülebilir değil. Buna
Seçimden evvel hatırlarsanız bir iki hafta boyunca serbest piyasada döviz kurları 24-25 liralara gelmişti. Yani bu şekilde eğer sürdürme hedefi olursa muhtemelen piyasa kurları yine böylesine çok yüksek seviyelere hemen reaksiyon vererek kendini gösterir. Ama çok sürdürülebilir olmaz diye düşünüyorum. Yani faizi yükseltmeyecek. Yani onu şu anda yani biliyoruz. Ben yani Mehmet Şimşek de gelse, kim gelirse gelsin şu anda faizlerin yükseltileceği Merkez Bankası faizi evet. Öbürünü de zaten dengelemek çok kolay olmayacak o anlamda. Yani faizlerle ilgili silahlar çok sert kullanılmayacak bu süreçte. O zaman kuru bir şekilde yukarıya doğru bırakmak durumunda. İşte ama orada ne yapacak? Mesela yani benim gördüğüm, uzmanların da böyle yani sektörün içinden insanların gördüğü, sezdiği diyelim. Daha fazla bankaların üzerinde mesela onların elindeki dövizleri daha fazla toplamak, Merkez Bankası'nın rezervine katmak. Evet. Bu tarafta, bunun içinde ama karşılıklı bir mutabakat evet, olması işte gereken bir husus var zannediyorum. Zaten yapılmaya evet. başlandı evet. gibi görünüyor. Deniyor ki ya işte sen oradan %10'u kaldır, ben buradan bunu yapayım. Onu yaparsak size bu uyar mı? Böyle bir takım dengeler üzerinde daha çok konuşacağız. İlerlemeye ama çalışacağız. Böyle bir kabine bir açıyor. Evet, aynen aynen. Çok teşekkür ediyorum evet, ağzınıza ayağınıza sağlık efendim. Ekonomik görünümü burada noktalıyoruz. Bir araya gideceğiz. Dönüşte küresel piyasalar var. Tekrar birlikte olacağız.